Merhaba, ben Serenat Bayraktar. Milyon TV'den gelen soruları cevaplamak için bugün buradayım. Umarım beğenirsiniz. Küçük yaşlarda müziğe başladım. Yaklaşık 3 yaşında. Daha önceden de başladığım söyleniyor. Anne karnında işte kulaklıkla böyle müzik dinletirlermiş hep küçükken. Bebekken, yani anne karnındayken. Aslında öyle başlamış. Ama tabii ki doğduktan sonra profesyonel olarak 3 yaşında müziğe başlamışım. Şöyle çok küçük bir kemanım vardı. 2-4'lük hatta. Onunla birazcık müziğe başlamışım. Daha sonradan pek herhalde sevmedim ki bıraktım onu. Daha sonra piyano derslerine başladım. Zaten evde sürekli şarkılar söylüyorduk annemle. Annem babam müzik öğretmeni bu arada. Onların sayesinde müziğe başlıyorum. Profesyonel eğitime tabii ki konservatuara girmemle başladı. Orada çok gerçekten sıkı bir şekilde, profesyonel bir şekilde bu işi gerçekten iyi şekilde öğretiyorlar. Armoni dersleri oluyor, işte piyano dersleri oluyor. Her şeyi aynı anda alabiliyorsun konservatuvarda. O yüzden hem biraz yorucu ama çok eğlenceli bir şeydi benim için küçükken de. Çok seviyordum çünkü müziği. Annem ve babam dediğim gibi Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğretmenler, müzik öğretmeni ikisi de. Ve o dönemlerde ben 3 yaşındayken veya 2 yaşındayken falan konserler veriyorlar. Ve bir konsere ben de gitmişim. O konserde de bir şarkı söylememi istemiş herkes. O yüzden sahneye çıkmışım. Hatta bir fotoğraf var dediğim gibi. Böyle bir sandalyenin üstündeyim çünkü boyum çok küçük. Hiç kimse göremez diye. Bir sandalyenin üstüne beni çıkartmışlar ve elimde mikrofon var ve orkestrayla birlikte şarkı söylüyorum. Güney'e göçelim aslında çok kısa bir süre içinde bitti. Yani normalde biz Gencoğlu bir buçuk ay içinde tamamen bitiyor. Hatta daha kısa sürede bitiyor bile bazı şarkılarımız. Ama Güney'e göçelim gerçekten belki 1,5 hafta bile oldu diyebilirim. Yani 1,5 hafta geçmedi bile. O kadar kısa sürede bitti. Çünkü herkes, çalan herkes, stüdyoda olan herkes, emeği geçen herkes gerçekten iyi bir enerji aldı bu şarkıdan. O yüzden çok kısa sürede bitirdik. Normalde ben de hani girerim şarkı söylerken stüdyoda gerçekten bir hazırlık süreci gerekir onun için ama girip tek seferde okuyup herkes tek seferde çalıp hani böyle bir şeydi yani Güney'e göçelim. Zaten şarkıyı ilk duyduğumuzda da inanılmaz bir enerji aldık. Mert Cerim bize dinlettiğinde gerçekten dedik ki bu şarkı bizim olmalı. Gerçekten çok güzel bir enerji aldık. O yüzden herkesin enerjisinin de şarkıya yansıdığını düşünüyorum. Klip aşamalarımız da inanılmaz keyifliydi. Çok çok güzel zamanlar geçirdik klipte de. Murat Çöker yönetimindeydi. Gerçekten anlatamıyorum ama çok 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 eğlendik. Benim için hep ayrı bir yerde olacak Güney'e geçelim. O yüzden çok mutluyum. Umarım sizler de çok beğenmişsinizdir. İzlerken keyif almışsınızdır. Belli başlı eserler var. Onları çaldıktan sonra seviye atladıkça aslında gelişen bir şey eser seçimi. Fakat bu yandan biraz daha böyle şarkılarla ilgili giden sürece baktığımda bir eser seçimi maalesef yapmıyorum. Çünkü çoğu şarkı kendi bestem, kendi söz müziğimi yazıyorum. Ve yazdıktan sonra hemen biraz demosunu alıyorum stüdyomda ve hemen Genco abiye gönderiyorum. O da başlamış oluyor. Ve her şey sırayla gittiği için sırayla da paylaşıyoruz. Klibini hemen çekiyoruz. Ondan sonra hemen yani yapıp aslında hemen paylaşmış oluyoruz. O birkaç hafta, birkaç ay içinde paylaşmış oluyoruz. Benim müzik kariyerim de şu anda yani ortadan ikiye ayrılmış durumda. Birisi tabii ki trompetçi kimliğim, diğeri şarkıcı kimliğim. İkisiyle de hayal ettiğim, gerçekten aynı sahneyi paylaşmak istediğim bir sürü kişi var. Bir yerden başlayayım. Tabii ki Jill Scott'la aynı sahnede şarkı söylemek çok isterim. Ondan sonra Lady C olabilir. Alicia Keys tabii ki çok isterim. Ondan sonra Kylie Minogue, gerçekten çok seviyorum hepsini. Ve gerçekten sound olarak da çok yakın hissediyorum. Dinlemekten de çok keyif alıyorum. Nat King Cole olabilirdi tabii ki. Eğer yaşamayan birinden örnek vereceksem. Türklerden, Türk sanatçılarımızdan örnek vermek gerekirse Sezen Aksu diyebilirim. Çünkü küçüklükten beri hep dinlediğimiz, her zaman örnek aldığımız bir sanatçıydı kendisi. Son olarak şunu söylemek isterim. Gerçekten elimizde paylaşacağımız bir sürü şarkılarımız var. Hepsini paylaşmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Bunu tabii ki
tarihe, bir takvime yaydık. Hepsini aynı anda paylaşamıyoruz ama gerçekten çok sabırsızlanıyorum, heyecanlıyım hepsi için. Umarım beni dinlerken keyif alıyorsunuzdur. Ve yaptığım işlerden haberdar olmak için lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Sorular için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Çok teşekkürler. Hepinizi seviyorum.